Abdullah Muradoğlu Muhafazakar Parti nereye koşuyor? Avrupa ve Amerika'da yükselen radikal sağ hareketleri elimden geldiğince izleyerek okurlarımıza paylaşıyorum. Batı kaynaklarında alternatif sağ, aşırı sağ veya yeni faşizm olarak nitelenen hareketlerin ortak özellikleri İslam karşıttı. Bu gruplara göre Batı uygarlığı beyaz olmayan, Hristiyan olmayan göçmenler tarafından istila tehdidi altında. Beyaz Amerika, Beyaz Avrupa vurgusu bu hareketlerin öne çıkardıkları temel bir kavram. İslamofobik nitelikler taşıyan bu hareketler Avrupa Birliği ülkelerinde partileşerek en kötü şartlarda ikinci veya üçüncü parti pozisyonu elde ettiler. Daha da fenası bu hareketler veya partiler faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki ana akım partileri dönüştürücü bir rol oynuyorlar. Keza bu hareketler Avrupa Birliği karşıtlığında da birleşiyorlar. Fransa'da Marine Le Pen iktidara bir adım daha yaklaştı. İngiltere'de Avrupa Birliği karşıtı Brexit hareketi ise radikal sağ gruplar için birleştirici bir sembol oldu. Radikal sağcıların desteğiyle Boris Johnson'ın liderliğindeki Muhafazakar parti seçimlerde tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde etti. Keza Amerika'da göç karşıtı politikalar vaat eden Trump'ın başkanlığıyla birlikte alternatif sağın ideolojik söylemleri ana akım cumhuriyetçiliği köşeye sıkıştırmayı başardı. Brezilya'da Jair Bolsonaro'nun, İngiltere'de ise Johnson'ın iktidara gelmeleri Trump etkisi olarak görülüyor. Öyle ki Bolsonaro, Tropical Trump'ı, Johnson ise İngiltere'nin Trump'ı diye de anılıyorlar. Batı dünyasındaki ırkça karakterdeki sağ hareketlerin İsrail yanlısı politikalar vaat etmeleri ise ayrı bir konu. Bu hareketlerin tabanda Yahudi karşıtı emareler sergilemelerine rağmen İsrail yanlısı olmaları insana tuhaf geliyor. Oysa Yahudi karşıttığı İsrail'de ilhakçı politikaları kabartmaya veya İsrail'e göçü teşvik etmeye yarıyor. Batı dünyasındaki Yahudilerin endişeyle izledikleri ıkçı hareketleri İsrail'in sessizlikle karşılaması size de ilginç gelmiyor mu? Amerika'da İsrail'in ilhak politikalarını İsa Mesih'in ikinci gelişini hızlandırmanın olmazsa olmaz dini koşulu sayan beyaz Evanjelik Hristiyan Siyonuser için Cumhuriyetçi Parti elverişli bir alet işlevi görüyor. Trump da Amerika'da 10 milyonlarca taraftarlı olan bu kitlenin desteğine bel bağlamış görünüyor. Trump'ın Netanyahu'yu suyun üstünde tutmaya çalışmasının sebebi bu. İngiliz aşırı sağcılarının Boris Johnson'ın kazanması için seferber olduklarını söylemiştik. Trump ve Amerikan radikal sağıyla güçlü bir iletişim içinde olan Brexit Partisi lideri Nigel Farage son seçimlerde adeta Johnson için çalıştı. Oysa bu parti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde birinci parti olmuştu. Diğer taraftan şöhretli İngiliz faşistlerinden Tommy Robinson da Johnson'ın kazanması için taraftarlarını seferber etti. İslam karşıtı sokak eylemleriyle meşhur olan Robinson, muhafazakar partiye intihak ettiğini bile duyurdu. Sabıkalı bir geçmişi olan Robinson, İslam ve göçmen karşıtı bir sokak hareketi olan İngiliz Savunma Birliği'nin korucusuydu. Almanya'da açılımı Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar olan Pediga Hareketi'nin İngiliz şubesi olarak faaliyet gösteren Robinson bir ara Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi UKIP'in danışmanlığını yaptı. İlginçtir Nigel Farage, Robinson'ın danışmanlığına getirilmesini proteste ederek UKIP'ten ayrılmıştı. Müslümanlara karşı nefret suçları işledikleri gerekçesiyle liderleri hapse atılan Britain First adlı ırkçı sokak hareketinin 7500 üyesinden yaklaşık 5000 kadarının muhafazakar partiye katıldıkları söyleniyor. Bu grup İngiltere'de cami yapılmasının ve helal et uygulamasının yasaklanması için kampanyalar yapıyor. Örgüt lideri Paul Golding muhafazakar partiye geçtiğini iddia ediyor. İngiliz medyasında yer alan bilgilere göre ise başvurusu reddedildi. Boris Johnson partisinde islamofobiklere yer olmadığını savunsa bile bütün bu gelişmeler muhafazakar partinin daha sağa, daha popülist bir çizgiye doğru kaymaya başladığını gösteriyor. İngiltere'de yaşayan Müslümanlar ise muhafazakarlarla İngiliz sokak faşistleri arasındaki paslaşmaların nereye kadar vardırılacağı konusunda son derece endişeliler.